Arkadaşlar tekrar sıfırlayacağız. Kapatıp açacağız. Sıfırladım abi. Şimdi yeniden koydum tekrar. Bakalım bağlanmayı fena çalışacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bulmuş. Buldu bak beyler. Bak başarılı bir şekilde yapabildik. Görmüş olduğunuz gibi. Cihazımızı bulmuşsa ne yapıyoruz o zaman beyler? Cihaz var ya, yemin ederim sonuna kadar bulabilmiş. Sonuna kadar. Tanımlandı diyorsunuz arkadaşlar. Tanımlandı dediğin zaman cihazımızın artık kullanımı hale getirebiliriz beyler. Akıllıya bastığımızda ama biraz bozuk da, biraz sıkıntı çıkacak da öyle diyeyim. Söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an yoğurma şimdi biraz beceriksiz süpürüyor. Sıkıntı var robot elektrikli süpürgesinde. Öyle de söyleyeceğim. Ben sizlere yalan söylemeyeceğim. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çalışıyor şu an. Cihazımızın üstündeki sensörde sıkıntı var arkadaşlar. Becerikli bir beceriksiz süpürüyor. Çünkü cihazda sıkıntı var. Çünkü arıza var arkadaşlar. Belli süre duraklama yapıyor sonra arkadaşlar. Bak belli sürede görüyor musunuz? Bak belli sürede duraklama yaptı görmüş olduğunuz gibi. Belli süre sonra durdu gençler arkadaşlar. Görüyor musunuz gençler arkadaşlar? Tekrar deneyelim, çalıştıralım bakalım. Kamerayı iyi yayınlayın. Bak çalışmıyor, görüyor musunuz? Şimdilik kendini duraklama yaptı şu an beyler. Görmüş olduğunuz gibi de. Şurada beyler bir otoda deneyelim. Kırmızı söndü, şimdi yeşile tekrar döndü. Life'i de şu an sönmüyorsa Life'i bağlı şu an. Bağlandığımız için şu an Life'i yanıp kalıyor şu an beyler. Cihazımızı kurduk. Cihazımızın yoksa anım üretimi çağız istasyonu mu tanıyor yoksa? Ben de ne türlü bilmiyorum. Şunu şöyle koyalım bile. Evet abi. Bayağı sıkıntı var bayağı. Life için kurumun için video çekiyordum ama kurumu geç bağlandığı için videoda bayağı mevcut uzun olacak abi. Yani yapacak bir şey yok. Öyle diyeyim dile. Birazdan duraklama yapacak çünkü bunda sıkıntı var hani. Bak gençler, kırmızı yandığında şimdilik tekrardan yeşile fena döndü. Sıkıntı var bu robot elektrikli süpürgesinde. Fena da onu da handrende de söyleyeceğim. Fena yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Sayın izleyicilerimize de söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Cihaza git diye tuşuna basalım. Cihaza gidecek mi? Cihaza da aynı şey yapacak. Bunda sıkıntı var yani. Annem bir yakında Felix alacak. Onun tamirini dayanamaz. Tamiri nasıl yapılır? Yorumlarda yazsanıza. İstanbul'da Lelebi tamire götüreyim. Nececekköy tarafına Perpey mi götüreyim? Bir yerimi götüreyim? Yorumlarınızı yazsanıza yorumlara. Yorumlarda vereyim. Yorumlarda yaz. Yorumlarda konuma ekleyin. O tamirci neresi olursa o konumun el alemi yerinde şeyinden tamircinin yerinin adresini de verin konumlara. Yorumlara da arkadaşlar. Adresi de bileyim yani beyler. Söyleyeyim sana. Şarj istasyonunun gittiği deyim. Evet, şu anda şarjımızı ne yapacağız? Kendimizi koyacağız. Gidemiyor çünkü. Kendimizi iteceğiz. Kendimizi kuracağız beyler. Buraya kendimizi yerleştireceğiz.
Bu kadar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi robot elektrikli süpürgemizin Ethernet Wi-Fi ile kurumunu şöyle gerçekleştireceksiniz ama şifreyi yanlış verirseniz şifreyi kabul etmez. Ethernet şifresini doğru vermişsinizse de Ethernet bağlanmaya yarıyor. Ethernet şifresi bir verildiği zaman robot elektrikli süpürgesi light ışığı helal edin arkadaşlar bağlanmayı bilgileri vermeye yarıyor beyler. Onu da söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Handrende de söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir telefon şifresini de göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Evi de bir de şey çıkarıyor. Haritasını fena çıkarıyor. Evinin haritasını çıkardığını buradan da bakılar takip edilebilir bu şekilde beyler arkadaşlar. Bu şekilde beyler. Cihazımız ekleme modu şöyle. İsim de yazılabiliyor. İzabel olarak kaydetmiştim. İzabel olarak kaydetmiştim. Şurada. Bu kadar. Bu farklı modlar var. Şuradan. Güçlü diye. Bunlar farklı şeyler. Öyle yani. Şimdi evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videoyu kapatıp anneme telefonunu anneme götüreceğim. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Bu kadar bu videomuz. Robot elektrikli süpürgesinin kurumunu videonun sonuna kadar en sonunda bu şekilde yerleştireceğimiz kadar o kadar da yerleştirebildik beyler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi evet arkadaşlar masa toz olmuş beyler. Robot elektrikli süpürgesini şu masanın üstüne koyduk. Şu tozunu sileceğim. Sonra videoyu kapatmayı düşüneceğim. Kurumu yaptık artık. Yani kurumu dağdan sonra videoyu daha niye çekeyim artık daha bir daha beyler. Arkadaşlar çamaşır bezimiz kalmadığı için kolayla getirdim. Bir tane şu bezle idare edecek kadar idare edecek zaten o kadar tozlu olduk. O tozu atar alır yani. Şöyle helal bir. Eleşi alıyor. Görüyor yani. Kolayla daha iyi biraz. Kolayla virüsleri öldürüyor ya. Tozu da pisletir bir de olmalı olmaz diye. Kolayla da kolaylasa iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Yorumlara da yazsın arkadaşlar. Yorumlara bakacağım arada. Kontrol falan edeceğim. Başka türlü kirli yoksa iyi. Tozunu aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi başarılı bir şekilde sonuna kadar bence de cihaz ana müniteti var ya cihaz ana müniteti hani robot elektrikli süpürgesi sanırsa cihaz ana müniteti ile tanıyor ya cihazı o takıyor o kodada yerleştirdik muhtemelen kesinlikle cihaz ana müniteti tanıyor ekstra bir tane cihaz ana müniteti alsan ne olacak o zaman başka türlü tanıma diski yok ya o tanıdığı için o buluyor kesin. Kesinlikle cihaz ana müniteti tanımıyordu kesin. Robot elektrikli süpürgenin kendilerinden tanımıyordu kesin beyler. Cihaz ana müniteti tanıyor kesin. Ethernet Wi-Fi'si robot elektrikli süpürgesi robot elektrikli süpürgesi sadece ona Wi-Fi sadece robot elektrikli süpürgesine geçmiyor. Wi-Fi öncelikle bağlantısını cihaz ana müniteti'ne bağlanıyor. Cihaz ana müniteti'den sonra T
tekrardan robot elektrikli süpürgesini adresini yönlendiriyor. Robot elektrikli süpürgesini cihazın ümitteden çıkartıyor. Cihaz ana müritiden bağlantısından çıkardığı zaman 3 tane bir ortak bağlanmaya yarıyor. Modemden çıkıyor, cihaz ana müritinin içine giriyor. Çıkıp robot elektrikli süpürgesinin birbirlerini tanımasını, birbirini tanınmayı yarıyor beyler. Şimdi bunu da bile de bilgilerini vermeye çalışacağım. İGR sistem öyle yapmışlar yani artık. Öyle değil. Başka bir yere eve götürsen de evi çekmez. Cihaz ana müriti bulsa keşke çekebilir. Öyle diyeyim yani. O zamanlarda tanıyacağı kadar da tanır, o zaman da çekecek kadar çekerdi yani. Öyle diye söyleyeyim. Bak odada bak istiyorsak cihaz ana müritesinin istiyorsak gençler, arkadaşlar. Cihaz ana müriteyi fişinin adaptörüne çekelim bakalım. Bak robot elektrikli süpürgesini bak güç kaynağı internetinin şifresi falan kestirecek mi? Bak onu size bak araştırırım. Bak senden bir sürprizim var, şeyim var. Bak onu göstereyim. Görüşüldüğünüz gibi. Cihaz ana müritesini kesmeyi deneyeceğiz. Bakalım robot elektrikli süpürgesinin üzerindeki bulunan internet bir de güç kaynağı ışığı bakalım sönecek mi? Ondan mı tanıyor? Ondan tanımıyor mu? Başkası kendisi mi tanıyor? Bilemiyorum gebeler. Onu da bir de Handred'e de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bunu çöpe atıyoruz değil mi? Heh. Arkadaşlar televizyonu ben şimdi açmadım ama odaya gidip size bir şey göstereceğiz. Öyle diyeyim. Arkadaşlar işimiz bitti. Başka kalmamışsa kesin. Salonda da kimse yok. Işıklarımızı kapattıktan sonra evde bayağılık korku filme dönüyor. Korku filmlere dönüyor bayağı evet. Arkadaşlar bak annen yeni bir tane maske almış. Paylanço maskesi almış. Annem bazen bununla aradı sıradı bu korkutmayı geçiyormuş. Paylanço maskesi nasıl korkunç mu? Kötü. Evim ailelerim bazen gizlice paylanço maskeleri takıyorlar. Annem bir yer çıksaydı var ya korkacaktım ben sıçlayacaktım ortadan. Korkudan sıçlayacaktım. Yemin ederim beyler. Gerçekten. Handrendi de söyleyeyim. Arkadaşlar. Bakalım cihaz ana müriteden internet kesiliyorsa cihaz ana müriteyi tanıyor anlama geliyor. Şimdi bakalım. Cihaz ana müritesi adaptörü çekmek kolay zaten. Ben adaptörü başka bir yere sabitlememiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi robot elektrikli süpürgesini geri çekerim şu anda. Evet. Arkadaşlar modem ışığı yanıyor şu an. İnternet ışığı yanıyor. Bağlı diyorum. Modem şu an ana müritesi şurası abi. Robot elektrikli süpürgesinin cihaz ana müritesi şurada kalıyor abi. Evet arkadaşlar. Bunu çekmeyi fena deneyeceğim. Şunu çekeceğim. Çektim. Cihaz ana müritesini fena şimdi kestim şimdi. Söndü ışık. Işık şu anda söndü. Bakalım. Bekleyelim bakalım. Işıkları yanıyor öyle. Bağlı diye yanıma geliyor. Yoksa cihaz internet bu buradan mı buluyor? Daha sonra robot elektrikli süpürgesini mi geçiyor? Ben de sanki öyle anladım abi. Öyle anladım ya. Öyle diyeyim. Bak ana müritin üzerinde sensör bir şey var bak görüyorsunuz.
Bu da sensör onun şeyi mi tanıyor bilmiyorum. Ne türünü ben de bilemiyorum. Bence de Çağlayan'ın üretilen değilmiş beyler. Biz yanlış anladık. Yanlış anlaşılmışsınız. Çağlayan'ın üretiyi taksak iyi olur. Bence Çağlayan'ın üretilen değil. Yeni bağlı olduğunu gösteriyor ama bağlandık. Öyle diyeyim. Başarı bir şekilde bağlandık. Bakalım Çağlayan'ın üretesini. Bunda bir şey suçu yokmuş. Modern gayret buradan tanıyor beni. Çağlayan'ın üretisinden değil. Gayret öyle de tamir ettik. Sadece robot elektrikli süpürge, o sensör, önündeki başka sensörleri de var. Onların da helal buradan da tanımasını da bir yerden mi tanıyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar bence de. Evet, görmüş olduğunuz gibi araştırmacımız kadar incelediğimiz kadar inceledik. Öyle diyeyim, söyleyeyim bilgimiz olsun. Ellerini yıkayacağım şimdi. Ve bir de ellerini yıkayalım. Sonra robot elektrikli süpürgesi şimdi bir helal bir yerleri tozun siliyor ya. Evet. Şaka dedik. Her yeri almıyorsa kamerayla ben gene tuvalete girmiyorum ama zaten kamerayla o her yer görünmesin elini şöyle kapattım ki tozumuz çünkü mikroplara karşı önlememiz gerekiyor. Ellerimizi yıkayalım, biraz daha yıkayalım. Arkadaşlar birazdan yatacağım, geç oldu çünkü. Arkadaşlar kanalımıza bir de abone olursanız bir faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim. Bu videonun sonuna geldik. Bu kadar. Robot elektrikli süpürgesi. Life'i bir de tanışma ilişki cihazımız bulunma. Sonuna kadar yapabildik ama zor buldu Life'i. Neden zor buluyorsa yorumlara yazsın arkadaş. Anlayan kişi yorumlara yazsın. Konumu açıktı telefonun. Bluetooth açıktı. Hem de öyle de bir de handren de öyle de söyleyeyim. Bluetooth'un da ondan da birisinden biri onu mu açmamız, onu mu tanıma yapmamız gerekiyor yoksa? Onu da biri de öyle de söyleyeceğim. Ama başarılı bir şekilde yapabildik ama bu video uzun oldu ama artık öyle de yapacak bir şey yok, öyle diyeyim. Bu telefonunu anneme verip geliyorum abi. Evet. Arkadaşlar sizler de dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi kamerayı da göstereyim izleyicilerimize de. Ayna var. Bir de görmüş olduğunuz gibi kanalımıza abone olduğunuzda
Bu videoyu like atarsanız bir faydalı olacak videoya. Kendinize iyi bakın. Lobot elektrikli süpürgesini sakın fazla yerlere sakın fazla hetancı dökmeyin. Bak ben döktüm. Ondan bak benim yüzümden fena bozuldu Lobot elektrikli süpürgesi. Tamirci olmuş, uğraşmış. Onu para bulasa tutmasın diye annen para vermek istemediği için annen başka bir farklı bir Felix marka bir elektrikli süpürgesi istiyormuş. Felix markaları daha sağlanmış. Onları fena onları alacak. Yakın zamanda onun da tanıtımında olacak. Felix markalarının da fena tanıtımı videoları da çekeceğim. Bak onları da tanıtımını gerçekleştireceğim. O videoyu takip ediyorsan da bak o videoyu takip ettiğiniz zaman beyler arkadaşlar zaten ileri zamanlarında o videoların zamanlarında anlayacaksınız. O zamanları da anlayabileceksiniz beyler. Bu da video öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun. Arkadaşlar bak fazla yeterlerini uzatmıyorum. Kaydı ben kapatıyorum. Kendinize bakın. Bir hoşça kalın veya görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bak şimdi ben kamerayı bu parmakla yayını kapatıyorum. Bir dahaki yayında videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.